zamanında bundan 500 kadar önce 380-400 civarında anaç koyunumuz mevcutken şu anda 80 civarında koyunumuz var. Bunlar etçi ırk olduklarından dolayı bunlara sağım olmaz. Yani bunların sütü sadece kuzuya anca yeter. Ama tabii bunu proje... Şimdi çıkartmayacağım. Şimdi Türkiye'de tabii maalesef destek politikaları arzu edilir düzeyde verimleri artırıcı yönde etki yapmıyor. Sebebine gelecek olursa bir, tam dünya normlarındaki verilen destek düzeyinde destek verilmiyor. İki, destekler üretimi artırmadan yönü ziyade birim alan başına veya birim hayvan başına destek veriliyor. Bu destekler verimde ciddi bir artışa sebebiyet vermez. 2021 yılı için verilen destek 4 aylık aslında tamamlanmış buzağları artı işte hastalıkların ağrısı damızlık hayvan başı. Baktığımız zaman hemen hemen bütün destek hem büyükbaş hayvancılıkta hem de küçükbaş hayvancılıkta hayvan bazlı destek veriliyor. Bitkisel üretimin katma değeri düşük ürünlerin üretildiği kırsal ve karasal bölgelerde kesinlikle karı artırmak için hayvancılıkta bunu desteklemek lazım. İnsan Konya'yı örnek olarak ele alacak olursanız Çumra, Karapınar, Altınekin, Cihanbeyli, işte Kulu devam ediyoruz. Sarayönü Havzası'na kadar da ayrı bir bölge olarak desteklenebilir. Ki bu bölgede karasal bölgenin hakim olduğu biraz önceki dediğim ovalık bölgelerde süt sığırından ziyade koyuna biraz daha fazla desteğin verilmesi lazım. Çünkü koyunun bulunduğu arazide kısmen ve kısmen de tamamen diyebiliriz. Aynı zamanda organik tarama da müsait bir yetiştiricilik koldur koyun. Mesela koyunun yoğun olduğu bölgelerde mobilasyon bugün imkanlarda bile tarımsal gübreye ihtiyaç olmaz diye söyleyebiliriz. Konya şartlarında bir damızlık süt sığırının işletme parasıyla 22 koyun beslenebiliyor. Bu önemli bir rakam. Yani 50 bas süt sığırının işletme parasıyla 1000 ile 1100 koyun beslenebiliyor. Baktığımız zaman ürünsel çıktılar rakamına vurduğumuz zaman 50 bas süt sığırından elde edeceğimiz ürün artışına göre %200-250 miktar daha fazla ürün elde edilebiliyor. Yani aynı coğrafyada, aynı işletme masrafıyla bir hayvan türü değiştirmekle. Her bölgede her bitkisel üretimi, her hayvansal üretimi desteklenmezdik. Mutlaka bir ekolojiye göre bir destek politikası geliştirmek lazım. Bozüyük'ten itibaren başladığımız zaman Bozüyük, Eskişehir, Konya, Ankara devam ediyoruz. Aksaray, Niğde, Kayseri, Sivas, Malatya uzatmayalım. Doğu Anadolu geçiş sınırına kadar geliyoruz. Ama yüzeysel havzaların, su havzalarının olmadığı bölgede kesinlikle küçükbaş desteklemek lazım. Şu anda coğrafyaya göre baktığımız zaman hiç abartısız söylüyorum. Türkiye'de koyun sayısı 100 milyonların üzerinde olması lazım. Bu masal değil. Türkiye'nin ihtiyacı budur. Zaten sığır sayısı
gereken rakamlara ulaşmıştır. Bu da yani önümüzdeki yıllarda zaten istatistik istemesiyle 20 milyonları bulacaktır. Konya 2002 yılını baz alalım. Çünkü 80 yıldan 2000'li yıllara kadar hayvan türlerinde bir değişim söz konusuydu. 2002 yılında yuvarlak hesap olarak söylüyorum. 320 binler civarında olan büyükbaz sayısı 2021'e geldiğimiz zaman bir bakıyoruz 900 yuvarlak söylüyorum 56 57 60 diyorum 960 binlere ulaşmış. Yani neredeyse tam 3 katı. Bunun yanında koyun sayısına baktığımız zaman mesela 80'li 90'lı 2000'li yıllara baktığımız zaman hakikaten 80'li yıllarda 4 milyon olan koyun sayısı 2000'li yıllarda 1.4 milyona kadar düşmüş. Neredeyse 3'te 1. Tam 3'te 1 düşmüş. Konya havzası hiç abartısız söylüyorum 8-10 milyon koyun potansiyeli yetecek bir coğrafyaya sahiptir. Ve aynı zamanda koyundan elde edilecek gübre veya diğer üretim noktalarına baktığımız zaman Konya ekolojisindeki tarımsal üretimi gerçekten kendi yönde değerlendirebilecek bir noktaya sahiptir. Şu anda Konya'daki bulunan koyun sayısının minimum 3 katının üzerinde bir koyun sayısını Konya'da yetiştirme ihtiyacı var. Ereğli, Akşehir, Beşşehir havzasının haricindeki kırsal kesimlerde yeraltı suyuna dayalı sığırcılığı desteklemek akıl kârı değildir.